diyeceksiniz. Evet. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı, Hatay adayı, Hatay adayı Gökhan Zan oldu. Peki diyeceksiniz. Başka kimler olabilir? Hatay'da acaba Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterecek mi? Vallahi söylenen işte şöyle mi gitsin? Böyle kalayım ben. Tamam. Gökhan Zan aday gösterilmişti Türkiye İşçi Partisi. Haluk Levent'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylık götürdüğü iddia edildi. Ve tabii ki hala da o koltukta oturmaya devam edeceğini söyleyen bir de bütün Savaş var. Hatay'ı depremde yalnız bırakan ya da bu felakette sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı adayım. Can evim diye tarif ettiği Hatay için iktidara da muhalefete de tepkiliydi. Eski futbolcu Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı resmen açıklandı. Şimdiye kadar iktidarı konuştuk ama iktidardan farkı olmayanları desteklemeye mecbur bırakılmamızı da konuşacağız. Hatay'da 6 Şubat'ın hatıraları da acıları da çok taze. Çünkü yaşam bir yıl sonra da normale dönmedi. Depremin ilk günlerinden beri deprem zedenin sesi olan milli futbolcu depremin yıl dönümünde Hatay'da Lütfü Savaş'a yönelik protestoları hatırlattı. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. İkinci çağrım ise Sayın Lütfi Savaşadır. Gelin, çekilin ve Hata İttifakı'nın etrafında birleşelim. Gökhan Zan, Hata İttifakı için yaptığı çağrıyı Sözcü Televizyonu'nda detaylandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Lütfü Savaş'ın adaylığını çekerse ya da Lütfü Savaş kendisi çekilirse siz de çekilecek misiniz? Ben Hatay halkının sesini ve cühünü asla kırmam, geri adım atarım ve Onlarla da birleşmeye de hazırız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Lütfü Savaş için anketleri işaret etse de CHP Hata için yeni isim arayışında. Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent CHP'den de Hata için adaylık teklifi aldığını açıkladı. Haluk Levent siyasete girmeme konusunda kararlı. Gözler bir kez daha Özgür Özel Başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çevrildi. Anketler bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızı insanımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Gökhan'ın bir cümlesi daha vardı. Yani Gökhan diyoruz çünkü onu futbolculuğundan da tanıyoruz. Gökhan bir cümlesi daha vardı. Ben Futbolda defans oyuncusuydum, savunma oyuncusuydum. Ben Hatay'ı savunmaya geliyorum dedi. E, bu arada bir başka e, açıklama Deniz Yücel'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü. E, Deniz Yücel, Haluk Levent'e bir teklif gitmedi ki dedi. Yani anladığımız kadarıyla Haluk Levent'e bir teklif yok. Ama Haluk Levent böyle bir e, mesaj atma gereği duydu. Belki de böyle bir şey hazırlandıklarını öğrendi. Ön kes, ön almak için... Bu tweet'i atarak veya X'te paylaşım yaparak önünü de bu şekilde kesmiş oldu. Ama e, Hatay gündeme gelmemiş e, gördüğümüz kadarıyla CHP'de veya gelecek. Şimdi birazdan zaten o habere bakacağız. Bir iki mesaj okuyayım. Haya, hayatını kaybeden e, Samet Bey ile ilgili gelen mesajlar var. İşte e, ve diyorlar ki başı sağ olsun ailenin. E, Hatay ne olacak diyenler var yine gelen mesajlarda. Muhalefet için soruyorlar. Yaşar, Yaşar Bey e, vurdu gol oldu. Bu akşamki tabelamız şöyle demiş. Fatih Bey bir gol de benden olsun. Bizim üretip sattığımız dünyanın vazgeçemeyeceği bir ürün var mı? Dünya çapında markalar neden yaratamıyoruz diye Yaşar Bey bu soruyu soruyor. E, ve gelen mesajlardan bir tanesi vurdu gol oldu. AKP'den sonra hayatta kalanlara gazilik ünvanı verilmesi lazım. Haybeye yaşıyoruz demiş birisi de. Ucuz ölümlerin olduğu bir ülkeyiz ucuz ölümlerin. Bak, evet iki saldırıda iki can kaybı var. Ve ucuz ölümlerin olduğu 301 madenciyi kaybettik ya. Maden katliamı yaşandı bu ülkede. 50 binden fazla, 53 binden fazla insan depremde hayatını kaybetti. Geçmişte önlem alınmadığı için almadığı işte ucuz ülkeli ucuz insanların ucuz ölümlerin yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. Yaşam hakkına doğru dürüst sahip çıkılamadığı bir ülkede yaşıyoruz. Demiş ya işte. Bana nasıl bir ülkede öldüğünü, insanların nasıl öldüğünü söyleyeyim, Ben o ülkenin size nasıl olduğunu anlatayım demiş. O çok e, önemli filozof. Şimdi geldik yine e, siyasette gideceğiz. Siyasette Cumhuriyet Halk Partisine bir bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisinde ne oldu diyecek olursanız, neler oluyor diyecek çok şeyler oluyor.